IPCC. Bu 4 harflik kısaltma neyi ifade ediyor olabilir? Birleşmiş Milletler'in iki yapısı, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı, 1988 yılında ortak bir çalışmayla iklim değişikliğine odaklanan bilimsel bir yapı oluşturulmasına karar verdi. Amaç, insan kaynaklı iklim değişikliği üzerine yayınlanan tüm bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve böylece yarattığı etkiler, riskler, muhtemel çözümler gibi konularda düzenli bilimsel veriler sunulmasıydı. Bu yeni yapıya Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli adı verildi. Kısaca IPCC olarak kullanıyoruz. Panel, çok çeşitli konularda uzman, yüzlerce bilim insanı ve araştırmacıdan oluşuyor. Bugüne kadar 6 değerlendirme döngüsü tamamlandı ve bilimsel araştırmalar yapıldı. Her bir döngüde 3 farklı çalışma grubu çalışmalarını birer rapor ile paylaştı. Nisan 2022 itibariyle 6. değerlendirme döneminin 3 çalışma grubu raporu da yayınlandı. Bu 3 rapor oldukça teknik ve geniş kapsamlı. Bu yüzden 3'ünün temel bulgularını bütünsel olarak ele alan ve karar vericilere ve politika yapıcılara yönelik teknik olmayan bir IPCC sentez raporu da Eylül 2022'de yayınlanacak. Peki bu raporlar ne işe yarıyor? Raporlar temelde iklim kriziyle mücadele için devletlerin politikalarını etki etmeyi ve bunu yaparken de bilimsel gerçeklerin bir rehber olmasını amaçlıyor. Bakarsak bu amacında da oldukça başarılı. Hatta öyle başarılı ki 2007 yılında Nobel Barış Ödülü'ne bile layık görüldü. 2014 yılında yayınlanan 5. değerlendirme raporu, 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın ortaya çıkmasında büyük rol oynadı. 1,5 derece kavramının hayatlarımıza girmesinin nedeni de IPCC. 5. değerlendirme döneminde hazırlanan özel raporun ana çıktılarından biri, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması gerekliliğiydi. Bu çıktı, Paris İklim Anlaşması'nın en temel hedeflerinden biri haline geldi. Bugün 193 ülke, raporlar ve beraberindeki anlaşmalar sayesinde kendi ulusal politikalarını iklim kriziyle mücadele edebilecek şekilde güncelliyor, iklim hedefleri belirliyor. Buna Türkiye de dahil. Ekim 2021'de Türkiye Paris İklim Anlaşması'na taraf olmuş, 2053 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve iklim hedeflerini güncelleme sözü vermişti. Sonraki videolarda hem bu iklim hedeflerinin hem de taraflar konferanslarının ne olduğunu ele alacağız.